Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Fütücü kanalımın bu videosunda yine bir Mina videosuyla beraberiz. Arkadaşlar bu videoda Mina'daki hard fork hakkında konuşacağız. Öncelikle Mina'daki hard fork nedir ve hard fork'tan sonra bizi neler bekliyor? Hem fiyat hareketi olarak hem de arkadaşlar ağda bizi neler bekliyor? Nasıl değişiklikler olacak? Bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla Mina videosu için kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar öncelikle hard fork teriminden bahsetmek istiyorum. Şimdi A'da önemli bir güncelleme, büyük bir güncelleme olduğunda veya büyük bir değişiklik olduğunda veya bu değişikliğe maruz kaldığında A çatallanmaya gitmek zorunda. Yani sert bir çatallanmaya gitmek zorunda. O yüzden hard fork diyoruz. Bu büyük değişiklikler arkadaşlar tüm notlar tarafından, tüm mina notları tarafından hayata geçirilmeli ve o notların güncellenmesi gerekiyor. Bu büyük değişikliklerin gerçekleşmesi için o a'daki, örnekteki gibi mina andaki tüm notların güncel olması gerekiyor. Yani bu değişikliği kabul etmeleri ve kabul ettikten sonra güncel olmaları gerekiyor arkadaşlar. Ve bu hard fork gerçekleştikten sonra artık eski zincir geride kalıyor ve arkadaşlar tüm veriler yeni ve güncel zincire taşınıyor. Yani çatallanma gerçekleşmiş oluyor. Peki. Mina da bu kadar beklenen Hartfok gerçekleştikten sonra neler olacak? Öncelikle Evan Shapiro şöyle bir görsel paylaşmıştı, yani kendi bir makale yayınlamıştı ve şöyle bir görseli barındırıyordu. Burada da Hartfok'tan önce Mina ve Hartfok'tan sonra Mina'yı betimlemişti arkadaşlar. Peki Hartfok öncesi ve sonrası neler değişiyor? Onlardan bakalım. Öncelikle güvenlik olarak bir şey değişmeyecek. Mina yine güvenli olmaya devam edecek. Yani herhangi bir güvenlik zayiatı vermeyecek. Bunun dışında yine özlü full notlar olacak. Orada da bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar işlerin değiştiği nokta şurası. Öncelikle Turing Complete dilini artık Mina destekleyecek. Yani daha fazla geliştirici Mina'da ZK app'ler yazabilecek. Hardfork'tan önce böyle bir şey söz konusu değildi. Yerel olarak ZK desteği fork sonrası gelecek. Ve arkadaşlar artık Mina köprüsü hayata geçecek. Yani Ethereum'a köprü yapılabilecek. Hardfork öncesi böyle bir şey söz konusu değildi. Bunun dışında teorik olarak saniyedeki işlem sayısı 500 TPS'i görebilir. Yani saniyede 500 işlem gerçekleşebilir. Tabii ki bu teorik olduğu için genelde arkadaşlar şu ankinden kat ve kat fazlası olacak. 500 olmasa da 200-300 civarını arkadaşlar uygulamada görebiliriz. Hardfork sonrası geliştirmelerle 500'ü de bulabilir. Peki daha sonra ne olacak? Arkadaşlar Hardfork sonrası Mina'ya katılım kolaylaşacak. Bunların hepsi Hardfork sonrası gerçekleşecekler. Yani direkt olarak bu destekler gelecek. Peki Mina'nın hedefi ne? Yani Hardfork olacak ama Mina'nın asıl hedefi ne arkadaşlar? Asıl hedefi şöyle. Şu tikleri kendiniz de görebiliyorsunuz. Öncelikle instant finality'si olacak. Yani daha hızlı bir şekilde işlemler onaylanabilecek ağda. Onun dışında güvenlikten ödün vermeyeceğiz. Yine özlü full notlar devam edecek. Bunun dışında arkadaşlar EVM desteği gelecek. Yani diğer ağlarla etkileşim kurabileceğiz. Bu Mina'nın hedefi. Hardfox sonrası olmayacak ama hedefi arkadaşlar. Bunu bilmeniz faydanıza. Onun dışında ZK EVM desteği gelecek. Ve arkadaşlar yine saniyede 500 TPS hedefimiz var. Bu zaten Mina'nın hedefi, ek olarak teknik güncellemelerde olacak. Yani paylaşılan Ethereum 2'nin yol haritasına oldukça benzer. Hatta Ethereum 2'nin arkadaşlar yol haritasından daha fazlasını biz hedefliyoruz. Yani kendimize hedef koyduk, bunları gerçekleştireceğiz. Umarım Mina hedeflediği her şeyi gerçekleştirebilir. Şimdi devam edelim. Hardfork sonrası neler değişecek? Arkadaşlar bildiğiniz gibi Mina'nızı stake ettikten sonra belli bir enflasyon var. Şu an enflasyon yaklaşık 16 ile 18 civarında dolaşıyor. Ama arkadaşlar, hard fork sonrası bu enflasyon %7'ye kadar düşecek. Yani artık daha az stake ödül verilecek ve dolaşıma daha az Mina sürülecek. Bu da Mina'nın fiyatının daha stabil olmasında etkili arkadaşlar. Yani kolay kolay kimse Mina'sını satmayacak. Bunun dışında birçok ZK app hayata geçecek. Yüzlerce ZK app şu an sırada bekliyor. Yani testnet aşamasında Berkeley testnetinde herkes Hardfox sonrası mainnet'e geçmeyi planlıyor arkadaşlar. Yani Hardfox sonrası birçok uygulama aniden biz mainnet'e geçtik diyecek. Tabii ki ben sizlerle yine onları paylaşacağım. Ama takip etmeniz gereken ve çok kazandıracağını düşündüğüm ZK app'lere de şu videomuzdan ulaşabilirsiniz. Başlıca ZK app'leri bu videomuz ve podcastimizden sizlere duyurmuştum. Gelip teker teker inceleyebilirsiniz. Oldukça sağlam işler var. Bunlar ve daha fazlası mainnet'te kullanılabilir olacak. Yani mini ekosistemi resmi olarak hayata geçecek arkadaşlar. O özlem duyduğumuz dexlere, uygulamalara erişebileceğiz ve kullanabileceğiz. Zaten Hardfox sonrası ben direkt olarak bir rehber hazırlayacağım. Hangi uygulamaları kullanmamız gerekiyor? Nasıl mini ekosistemine dahil oluruz? Onu da kaçırmamak için hem abone olmayı hem de videoyu beğenmeyi unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Ek olarak mina videolarımı Spotify üzerinden podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Hemen aşağıya linkleri bıraktım. Direkt olarak oraya giderek de arkadaşlar otobüste olsun herhangi bir yerde olsun dinleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.